Batuhan merhaba oğlum, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol babacığım. Ne yaptık bugün ya? Bugün ne yaptık? Sabahında buralara bir bakım yaptım, ufak bir temizlik yaptık. Hayvanların ufak tefek bakımlarını yaptık. Biraz önce de geldik, yine yumurtalarımızı topladık. Hayvanların akşam rutin bakımlarını yaptık. Bunu bir önceki videomuzda da göstermiştik. Bugün düşünüp durduk seninle, acaba ne çekelim, video çekelim diye. Ben de dedim baba, artık insanları yavaş yavaş bilgilendirmeye başlayalım bıldırcınlarımızın türlerine böyle tek tek. Ama ilk başta Kıbrıs bıldırcını tabii ki benim için vazgeçilmez. Hayvanlara ayrı bir sempatim var, Kıbrıslar daha çok yakışıklı. Kıbrıslar'ı daha çok seviyordun sen, evet. Ama hep öyle oldu bu. Bana daha yakışıklı geliyor çünkü bilmiyorum yani. Yumurtalar da toplamışsın oğlum, eline sağlık. Evet şimdi, arkadaşlar. Günlük 50 paket üretim ve yumurta bekletmeksizin gönderin demiştik. Bunu Facebook sayfalarımızda da devamlı yayınlıyoruz. Onun akabinde tek tek yumurta sayanlar var. Biz de paket paket sayalım artık. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Fanlarımız da iyi çalışıyor Batuhan bu arada. 48 paket mi çıkmış oğlum? Aa, 2 paket bugün olmamış. Olabilir. Batuhan, Kıbrıs bıldırcınları hakkında ne diyeceksin oğlum? Sen bunları 2-3 senedir çok seversin. Valla Kıbrıslar aynı şey gibi, biliyor musun oğlum? Böyle koyu kahverengi, hafif kırçıllı gibi, güzel rengi, birazcık da akıllı dursan minnoşum. Güzel. Sırf rengi olarak seviyorum zaten. Hani normal bir bıldırcından farkı yok. Yine Japon olsun, Jumbo olsun. Yumurta farkı desen o da yok. Hani ama renk olarak daha da güzel geliyor bana ve buraya gel. Biz bunları biliyorsun 1,5 sene önce Ukrayna bıldırcınlarımızla kırarak melezledik ve ortaya çok şaheser bir hayvan çıktı. Yani bunu göstermeden edemeyeceğim. 2 sene oldu ama, değil mi bunu yapalı? 2 sene oldu. Şöyle. Yine. Yine şöyle bir güzellik. O zaman bizimle de yine ne demişlerdi? Ya işte Ukrayna ile Kıbrıs'ı melezleme yaptınız ki bir şey mi yaptık zannettiniz falan diye, ama ya öyle değil. İnsanlar daha çok sevdi bu kuşu. Aynı zamanda Kıbrıs'ın senin için özel bir yeri var, benim için de var esasında. Evet. Diyebilirim ki bunların içerisinde eti en lezzetli olan hayvan o hayvan. Evet, ben de. Hem kendi koyu kahverenginde, hem diğerlerine göre eti de biraz sanki koyu gibi. Evet. Şimdi insanlar demesin, bıldırcın besliyorlar, yiyorlar. Bunlar yiyeceğiz tabii canım, yemeyeceğiz mi yani? Evet. Yarın yine kargolamalarımızı, paketlemelerimizi yapacağız. Çok şükür. Hobici arkadaşlara yollayacağız. Daha yeni dedin de ben unuttum, bu melezlediniz de bir şey mi oldu falan filan. Ben artık onları takmıyorum. Ya biz de takmıyoruz canım yani. Ya iş geçti yani. Yarınki videomuzda da Ukrayna bıldırcınlarımızı tanıtalım. Doğru mu oğlum? Doğru. 3 sene oldu biz bunlara çoğaltalı, besleyeli. Bir ara yine küçülme yönüne gittiler. Daha sonra dışarıdan tekrar yumurta getirdik. Bunları tanıtım videolarımızda da izlettik. Aynı zamanda bu kuşların bir özelliği var arkadaşlar. Gerçekten kafeslere sığmıyorlar yani. Ben bizi arayan, kuluçkalık yumurta için arayan arkadaşların hepsine dedim, bizi canlı arayın arkadaşlar. Ben size tek tek göstereyim. Yani bu kapağı açmak da marifet değil. Her türlü de açılır kapı. Bir ikincisi, Ukrayna bıldırcınlarının özellik olarak kafalarında tek nokta olur. Sağında solunda sarı atmalar, efendime söyleyeyim, böyle gırçıl gırçıl olmalar olmaz arkadaşlar. Sırt kısmında siyah olur. Kafa üstü yine tek benek olur. Şöyle göstereyim size. Yani hani bütün kapakları açarız, hiç problem değil. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Kafese sığmayanlar bunlar işte. Çok uysal hayvanlar diğerlerine göre. Yine şurada olanlar var.
Dediğim gibi benimle kavga ediyor. Şuna bak, şuna. Evet. Kafa üzerlerine dikkat edin arkadaşlar. Elimi aldım. Şöyle bakın. Ayakları kalın. Keklikten daha iri. Şu anda bu kuşlar yumurtada arkadaşlar. 300-350 gram geliyor ama özel bir bakımda ne oluyor bu kuşlar? 500 gram geliyor. Daha sonra ne oluyor? Bu kuş her yerde var. Ama kimse de yok. Tanesi 3 TL. Yanlış. Çok yanlış arkadaşlar. Babacım artık bundan sonra kanaldayız. Türümüz çok. Evet. Anlatılacak mevzumuz da çok. Yani çok çok yanlışlıklar oluyor oğlum. Yani ben her zaman haksızlıkların karşısında durduğumuz için böyle çok eleştiri aldık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da orijinal bir kayna. Sadece ne var kafasında? Siyahlık var. Bunun sağı solu kırçıllı olmaz arkadaşlar. Kafanın üstü altı. Yani olmaz. Biz bunu her zaman söyledik. Müşterilerimize de söyledik. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar diğerlerinden biraz daha karanlık olduğu için onları da alalım elimize. Gel bakalım. Buyurun. Kafa üzeri gördüğünüz gibi siyah. Evet. Gel bakalım. Bunu buraya gel. Kaçma gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ayaklarına bakın. Kalın kalın. Şurada da yine bu kuşlarda ben tam 1,5 sene oldu. Tüye girdiler. Tüyden çıktılar ama bunları ayırdım arkadaşlar. Şu anda da yine tüydeler. Sadece şeyi bozulmasın. Yani kaybetmeyeyim anlamında bunları ayırdım. Bunlar tam 1,5 senelik benim damızlıklar arkadaşlar. İkinci göz ağrılarımız. Evet. Bunun da aynı. Bakın kafasının üzerinde siyahlık. Dolgunluğu görüyorsunuz. Yani bunlar tüyden çıktı. Elim kavuşmuyor. Bakın ayaklarına bakın. Yani Safkan Ukrayna arkadaşlar. Şimdi bu. Görüyor musunuz kafasını? Safkan Ukrayna arkadaşlar. Bugün de yine bir Antalya'dan kardeşimiz Kale Bıldırcın Hattır diye yayın yapmış. Ona da kendisine çok teşekkür ediyorum. Fatma ablamız. Şimdi günlük 50 paket dedik. Eğer siparişlerimiz fazla olursa kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Yetmediği yerde Kale Kuluçka Fatih yine benim yeğenimdir kendisi. Onunla da ne diyorsun Batuhan? Neyse selam. Evet arkadaşlar her gün yeni bir ırk, her gün yeni bir heyecan. Bundan sonra YouTube kanalında biz de varız dedik. Olması gereken, belki geç kaldık ama olması gereken buymuş yani. Evet kapaklarımızı açalım Batuhan ya. Hayvanlarımızın güzellikleri çıksın ortaya. Allah nazarlardan esirgesin Rabbim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orijinal Japon. Kulaklarındaki kemerleri, erkeğinin derseniz yine öylesine. Maşallah. Şunlara bak. Buradan jumbolara geçelim. Bunların karakterik özelliklerini sizlere ilerleyen videolarda yine takdim edeceğiz. Bunlar da aynı arkadaşlar. Kulaklarındaki püpeleri. Erkekler de aynı şekilde. Yani. Batuhan söylemek istediğin bir şey var mı oğlum? Vallahi babacığım tür çok. Cins çok. Yerimiz müsait çok şükür. Çatı arasında millet duymasın diye. Yavaş yavaş yürüyoruz. Keyfimizdeyiz. İzleyip abone olan bizi destekleyen bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu işi başaracağız inşallah. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.